veren kardeşimizin, Türkiye'ye hizmetin sembolü olmuş Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Genel Yıldırım'a sahur soframıza katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dolayısıyla her gidişin bir dönüşü var. İstanbul'dan çıktık, dolaştık, döndük, İstanbul'a geliyoruz. Biz de 23 Haziran'da inşallah sizlerin desteğiyle, gayretiyle bu işi hallediyoruz değil mi? Her şey daha güzel olacak mı? Daha güzel olur. Tam yerini bulacak. Mevzu bellidir. 23 Haziran'da sandığa gidiyoruz. Bu işi hiç tartışmaya yer olmadan bitiriyoruz. Tamam mı kardeşim? Anlamlı bir oy farkıyla noktayı koyuyoruz. Biz insanlarımızı seviyoruz. Biz herkesi seviyoruz. Biz bizi sevmeyenleri de seviyoruz. İki bayram arasında düğün olmaz derler değil mi? Hiç öyle bir şey yok. İki bayram arasında bir seçim zaferi bal gibi de olur. Sizlere güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 16 yıldır destan yazdı. Bu sefer de destan yazacak İstanbul'da. Zekası çıkardık mı iş karışık. Ama o zaman kolları da sıvayacağım başkanım. Ya taklitinden kaçının. Niye bu işi biraz daha sıkı tutun? İki tane güzel şey yaptı. Evet. Bu soruya cevap yok. Mevzu şu, bir seçmen listelerinde oynamalar var. İkincisi, seçim günü olan en büyük şey hile veya yolsuzluk. Şimdi sandıklar kapanıyor, oylar 100 tane oy pusulası olması lazım. Diyelim ki o sandıkta 100 değil de 300 veya 350. 300 tane oy pusulası var. 250 tanesi kullanılmış. Bu 250'nin 240 tanesi de geçerli. 10 tanesi de geçersiz. Geriye kaç tane boş pusula kalması lazım? 50 tane değil mi? 60 tane oluyor. Sayıyorlar, 60 çıkıyor, 65 çıkıyor. Ne yapıyorlar? Aralarında diyorlar ki biz bu torbayı teslim edemeyiz. Boşlardan fazla olanları ayırıp iptallerin içine koyuyorlar. Bu ekonomiyle ilgili sıkıntı bir geçici bir iştir. Şimdi haklısın, biraz daha günlük işlere, hayat pahalılığına, işsizliğe, efendim ekonomiye daha çok mesai harcamamız lazım. Cumhurbaşkanımız, hükümet tedbirler alıyor. İnşallah biz de yerelde desteklerinizle göreve gelirsek 16 yıllık tecrübemizi İstanbul'da sonuna kadar kullanacağız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeşimizin refahı için, mutluluğu için, daha iyi şartlarda yaşaması için çalışacağız.